numarayı şöyle diyor. Hayatın kırmızı bayrakları. Hani kırmızı bayrak çıkartıyorum. Dikkat et buraya. Şu yıldan sonra dön başa yapılır. Ya da belli tekrarlar vardır şu tarihleri kapsar diyebileceğimiz. Döngülerimiz 9 yıldan ibaret. Bazı yıllar işte çalışma, bazı yıllarında geriye çekilmemiz gerektiği. İşte Med cezir. Aynen öyle. Med yıllarında daha aktif olduğumuz, cezir yıllarında biraz daha kendimizi geri çektiğimiz bazı seneler de hem med hem cezir. Çocuklar çünkü anne babalarımızın keşkeleri ve pişmanlıkları. 11'ler, 22'ler, 33'ler. Şu an mesela 2023 yılında 44'ün açığa çıkacağından bahsediliyor. Yani o ilişki evliliğe dönecek mi? Evlilikle bakıyorlar boşanma mı? Boşanma olacak mı? Ruh eşi ilişkisi mi? Hiç kimseyi tanımayın. Sadece ismini, soy ismini, doğum tarihini bilin. Her şeyini çıkartabilirsiniz. Sakın bakmayın. Burası bir çukur. Orası net bir şekilde girilmemesi gereken bir alan. Efendim merhabalar. Ben yayına girerken çok iddialı konuşmalar yapmayı sevmiyorum. Fakat bugünkü konu başlığımız numeroloji, iddia ediyorum. Birçok başlığımızı ilk kez burada Elif Sahtık'tan duyacaksınız. Siz ve siz hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım. Biz doğum tarihi hesaplamasıyla yaşayabileceğimiz azami kader yolunu genel planda anlatıldığını biliyoruz. Hı-hı. Ve onun bu sayılar içerisinde barındığını biliyoruz. Ama siz diyorsunuz ki hayır, bununla sınırlı değil. Hikaye bilinç altına da sızıyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Karışık geldi bana. Şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle doğduğumuz günün dahi rakamı çok 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 önemli bizim için. Yani bir çocuğun hangi bilinçaltıyla geldiği, baba karmasıyla mı, anne karmasıyla mı geldiği, anne baba bilinçaltı korkularıyla mı geldiği, bu genelde ya anne karmasıyla oluyor ya baba karmasıyla oluyor. Üzerine bir de katmerleniyor, diyor ki annemin de bilinçaltı korkularını aldım dönüştürmek için ya da babamın bilinçaltı korkularını dönüştürmek için geldim diyor. Ruh varlığı gelebilmek için yalvarıyor. Diyor ki beni ne olur dünyaya getirin, ben bu deneyimimi yaşamak istiyorum. Anne baba okey dediği noktada ve çocuk da kendi seçimleriyle alakalı ya da kendi karmik borçlarıyla alakalı tamamlamak istediği, belki eksik kaldığı, bu yaşamda tamamlamaya çalıştığı sınavları ile ilgili doğduğu tarihi seçiyor. Ve bu doğduğu tarihten yaşam yolunu, bilinçaltının nasıl çalıştığını, anne karmasıyla mı geldiğini, baba karmasıyla mı geldiğini, yeteneklerini, bu hayattaki amacının ne olduğunu, her şeyini doğduğu tarihten bulabiliyoruz. Numeroloji diyor ki doğduğunuz tarih, yani enerji, frekans ve titreşimle düşünün der Einstein. Ve burada bizim geçmişten getirdiğimiz adımız, soyadımız, geçmişten getirdiğimiz bir enerji, frekans. Doğduğumuz tarih ise bu yaşamdaki yaydığımız enerji ve frekans. O yüzden de doğduğumuz tarih o kadar kıymetli ki yaşadığınız döngüler ya da hayatınızdaki amacınızın ne olduğu, bu yaşamdaki zirvelerinizin sizin hangi rakamları deneyimlediğiniz, burada önemli olan kriter şu aslında. Rakamlar üç türlü çalışıyor. Bir olumlu anlamda, olumsuz anlamda ve çukur anlamda. Eğer numerolojik olarak açılan haritada siz danışanınızı doğru bir şekilde yönlendirirseniz, atıyorum yeniliği deneyimlemesi gerekirken ya da orijinal fikirlere izin vermesi gerekirken, gidip işte öfke patlamaları yaşadığı ya da bağımlılıklarını güçlendirdiği bir yöne de sürüklenebilir. Yani aslında bu da var, bu da var dediğiniz bir açılımdan bahsediyoruz. Ve bunu aktarırken de dediğiniz soruya geleceğim. Evet, bilinçaltının nasıl çalıştığını, aslında nerelerde çukura düştüğümüzü tamamen doğum tarihimizde hesaplayabiliyoruz. Onun öncesinde açıklamak istediğim başka bir kısım var. Doğduğunuz günün tarihi bile sizin inatçı olup olmadığınızı, çok duygusal bir çocuk olup olmadığınızı ya da konuşma yeteneğinizin, oyuncu yeteneğinizin ya da eğlence yeteneğinizin çok yüksek olup olmadığını ya da o kadar çalışma şartlarının zor bir zamanında denk gelmişsinizdir ki ya da çok zengin bir ailedesinizdir, kuralların çok sıkı ve net olduğunu, ikinci bir seçenekte sizin erken yaşta çalışmak zorunda kalacağınızı,
anne baba enerjisinden ayrı büyüdüğünüzü, doğduğunuz tarihi söylediğiniz anda anlayabiliyoruz. Sohbetin başından beri karmik ifadesini kullandınız. Hı-hı. Burada tabii reenkarnasyon devreye giriyor. Hı-hı. Ona inanmayan izleyicilerimizin içini rahatlatıcı ve onları da belki konuya dahil etmek maksadıyla kastettiğinizin tam ne olduğunu bir kez daha sorsam, geçmiş yaşamlar mı burada, hı-hı, kastedilen? Aslında numaroloji net olarak geçmiş yaşamlara inanıyor. Geçmiş yaşam demeyip epigenetik aktarımla bile demiş olsak yine aile klanında çözülmemiş konular ya da verilmiş sözlerin tutulmaması ya da devam eden sözlerin, işte anlaşmaların devam etmesi, bir şey temizlenene kadar aslında soy devam ettiriyor. Ve numaroloji buna reenkarnasyon olarak bakıyor. Reenkarnasyon olarak bakmıyorsanız da epigenetik aktarım olarak bakıyor. Bilinçaltını tam anlayamadık. Yani doğduğumuz tarih gözle görülür, hayatımızı etkiliyor kısmına daha tam inanamamış, anlayamamışken şimdi yeni bir şey çıktı. Bilinçaltın da doğduğun tarihten etkileniyor. Kesinlikle öyle. Aslında şöyle diyebiliriz oraya. Bilinçaltının meydan okuması. Yani aslında alt tarafta nasıl bir meydan okumayla çalıştığını gösteriyor bize. Burada diyor ki mesela bir kişi işte sosyallikten uzaklaşmaya çalışıyor. Sürekli bir pijamalarımı çekeyim, işte müzevi bir şekilde takılayım modunda takılıyor. Bakıyorsunuz diğer tarafta hem yaşam yolunda var, bu konuyla alakalı açması gereken yer, hem kendi karmik borçlarında var ya da o kadar çakrasında ağırlık var ki bir de bunu bilinçaltına atıyor. Hepsi oturduğunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tamam, senin burayla ilgili sınavın var ama yaptığın şeylerden bir tanesi de şu. Dışarıya çıkmak istememekle alakalı isteksizlik duyuyor olabilirsin. Ya da işte arkadaşların program yapıyorum dedi, yalan söylediniz, bugün işim var, işte şunu yapmam lazım ama pijamaları çekti, aldığı mısır eline televizyonda dizi vesaire izliyor. Sistemin uyarısı şu, diyor ki dışarı çıkmazsan diyor fırsatları yakalayamazsın diyor. Münzevi bir şekilde diyor takılma diyor. Ya da diyor ki dedikodu yapma. Az insanlarla konuş, öz insanlarla konuş, kaliteli sohbetler et. Çünkü öbür tarafta çukurunda şu çalışıyor. Dedikodu enerjisi çalışıyor, kibir enerjisi çalışıyor. Bize uyarı verdiği konuyla birleştirdiğimizde diyoruz ki eğer bunları yaparsan bir otobanda gittiğinizi düşünün. Bir çukur var. Ya arabanızı parçalarsınız ya da o çukurun üstünden geçersiniz, daha çok hızlı devam edersiniz. Numaroloji tam olarak bundan bahsediyor. Ve çukura, bunu seçme hakkı benim elimde mi? Seçme hakkı zaten siz hani seçerek geldiğiniz için doğum tarihinizi, burada seçme hakkı buralardaki buglarınızın farkına varıp, yani orada düşebileceğiniz çukurların farkına varıp daha farklı hareket ettiğinizde daha farklı sonuçlar çıkıyor. O farklı hareket etme refleksi bana tanınıyor mu? Hani İslamiyet'teki cüz'i irade yasası bir sayının üç ayrı formda çalışma, hı-hı, biçimini benim seçimimle tercih etme hakkını bana veriyor kesinlikle mu? Kesinlikle veriyor. Yani ben çukuru değil de parlatan yanı seçebiliyor aynen muyum? Aynen öyle veriyor. Çünkü bu numaroloji burada zaten buralara ışık tutuyor. Diyor ama ki bunu bilmem lazım tabii. Bir uzmanla konuşup hangi sayının çalıştığını ve zafiyetimi öğrenmem lazım değil mi? Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Yani bu hadi hesap yapalım işte burada bu var şu var dediğiniz bir şey değil kesinlikle. Analizlerin içerisinde çıkıyor. Ve çok enteresan, hani numarolojiyi açtığınızda hepsi parça parça, hepsi birbirinin yerine oturuyor zaten. Ve buna baktığınızda astrolojiyle de karşılaştırdığınızda çok böyle hani saçma bir şekilde oturmayan yerler asla olmuyor. Hiç sapma yok. Asla sapma yok. Örtüşüyor. Burada esas olan doğduğum gün mü, yıl mı? Yoksa doğduğunuz gün, ay, yıl, hepsi. Totalindeki hepsi. Rakam aynen öyle. Siz onların hepsiyle bir formül uygulayıp, hı-hı, bir yere varıyorsunuz. Aynen. O da sizinle adeta konuşuyor. İçerisinden sürekli olarak farklı farklı hesaplamalar yapıyorsunuz. Hani küçük hesaplamalar. İşte doğduğunuz günü ayrı alıyorsunuz ya da onların farklı toplamlarından hayatınızdaki zirveleri hesaplıyorsunuz. Çemberlerinize bakıyorsunuz. Hangi dönem neler yaşayabileceğinize bakıyorsunuz ya da dediğim gibi o çukura düşebileceğiniz noktaları çok net bir şekilde ayırt edip hani bunları yapmasan daha iyi. Asla müdahale edemeyeceğin, işte bu sayı böyleyse bu değişmez bir kuraldır, sen bunları yaşayacaksın diyebiliyor muyuz numarolojinin kaideleri içinde?
Şöyle söyleyebiliriz. Nasıl ki astrolojide doğduğunuz saat, isminiz, soy isminiz işte aynı olsa bile, aynı yerde doğmuş olsanız bile, belki farklı bir yerde doğdunuz ya da doğduğunuz tarih aynı. Dakikalarından bile elementleriniz değişiyor. Tabii ki burada bütünüyle değerlendirdiğimizde birçok nokta değişebiliyor. Numeroloji şunu yapmıyor. İşte analiz açtırdığınız atıyorum. Hayatınıza küsüp göndermiyor. Aman da sende şu varmış ya da bu varmış noktasında. Kişi öyle bir gitmeli ki. Yani zaten siz orada hatırlatma yapıyorsunuz numerolojiyle beraber. Kişinin seçimlerini hatırlatıyorsunuz. Yani senin yapmış olduğu seçimlerin içerisinde bunlar var. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Örneğin özellikle bu sene işte şu enerjiyi çalıştırabilirsin ve çok öfkelenme. Ya da çok aceleci davranma. Odaklanarak çalış. Daha disiplinli çalış. Ya da işte daha yenilikçi bir şeyler çıkartabilirsin ortaya gibi yönlendirmeler yapıyor. Yani çıktıktan sonra benim için önemli olan yüzünün gülmesi ve hani o konularda niyetim de o şekilde oluyor. Sorduğunuz bütün soruların cevap olması niyetiyle ya da neyi duymanız gerekiyorsa onu duymaya kanallık etmek niyetiyle bu şekilde devam edip numeroloji analizini açıyorum. Bu konulara çok uzak olan ve buraya kadar konuştuklarımıza hadi canım diyenler için yaratıcı güç sayıların arasına nasıl bir formül oturtmuştur ki doğum tarihimde benim ne yaşayacağım gizli? Yani aslında ruh varlığının hayatın geliş amacı belli. Yani bu o kadar bir kaotik durumu engelliyor ki senin yıllık yaşayacağın şey belli, gideceğin yol belli, oradan alman gereken yetenekler alırsın ya da almazsın. Yani bir yolu isterseniz yürüyerek gidebilirsiniz, isterseniz uçakla gidebilirsiniz, isterseniz bisikletle gidebilirsiniz ama gideceğiniz yol belli. Seçimleriniz bir sürü olasılıklar var ve bu rakamlarla sadece çerçeve çizebilirsiniz. Yani bu olumlu anlamı, olumsuz anlamı, çukur anlamı, ruh varlığı deneyimledikçe yani bir kere dokunursunuz ateşe yandığını anlarsınız ya da sürekli size birisi yapma 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 der. O noktada dokunduğunuzda zaten siz onu deneyim olarak alırsınız. Ama numeroloji diyor ki ömrün boyunca karmik borçlarınla ilgili özellikle bu konularda sınanacaksın diyor. Bir şeyimiz vardı, başlığımız vardı. Eşten aldığımız soyadı. Eşten diyor soyadı almış olsam bile diyor sadece diyor borcunu hatırlayabilirsin. Benim Emel'e borcum var ama bana bunu hatırlatacak hiçbir şey yok. Ben eşten soyadı alıyorum. Karmik borçlarımı tamamlayacak işte orada bana borçlarımı hatırlatacak bir şey. Çünkü Emel'e 1.000 lira borcum varmış. Ben onu bir kısım kısım ödeyeyim. Borçlarımızı ödüyoruz. Gelen kişinin, işte evlendiğimiz kişinin soyadını aldığımızda. Nereye borcumuzu ödüyoruz? Evrene ya da bu hayata geliş amacımızla ilgili tamamlamak istediğimiz şeyler. Çünkü evlilik soyadıyla birlikte yeni bir kader mi açılıyor? Evlilik yeni soyadıyla beraber yeni etkiler geliyor. Ya kolaylaştırıyor ya biraz daha zorlaştırıyor. Kişi kendi nasıl tayin eder? Evlilik soy isminin ona ödül ya da bazı borçlar getirdiğini nasıl tayin eder? Nasıl anlar? Analizle bakabiliyoruz buraya. Yani kişinin eşten aldığı soyadı onu daha mı öfkeli yaptı? Ya da daha mı işte kelimeleri silah gibi kullanmasına sebep oldu? Ya da daha mı işte duygularını ifade etmekte problemler yaşattı? Bunu açtığımızda görebiliyoruz. Yine hesaplamayla ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Ne kadar yaşayacağımızı görebiliyor musunuz? Asla girmiyorum buraya. Cevabı var mı numarolojide? Cevabı eminim var. Hatta hocamla beraber hani bu eğitimler tamamlanırken öleceğiniz tarih de belli. Ama ben asla almadım, öğrenmedim ve bunu öğretmeyi de planlamıyorum. Hatta bir örneği de vardı. Sakın işte mezarlıktaki insanların kaç yılında doğduğunu ya da işte yaşam amacının ne olduğunu, hangi senede öldüğünü ya da hangi günde, hangi kişisel gününde öldüğünü sakın bakmayın. Burası bir çukur. Doğru, mezar taşlarına bakıp orada bir hesaplama yapmayın. Orası net bir şekilde girilmemesi gereken bir alan. Etik olarak mı? Yoksa başka bir karma mı yaratır? Enerjisel olarak. Çünkü her numarasını açtığınız insanın enerjisine giriyorsunuz. Sonuç olarak bu insan bu hayatta değil. Tabii ki bazen bazı analizleri açarken çok ağır hissedebiliyorsunuz. Ya da nasıl diyeyim,
bazen çılgınlarca yeme isteği geliyor. Çünkü o kadar enteresan bir enerji açılıyor ki orada. Siz deneyimliyorsunuz kesinlikle bunu. Kesinlikle evet. Bir analiz açarken yani çıldırmış kazınıyor gibi evet mısır yiyeyim işte oradan fıstık yiyeyim ya da işte başka bir şey yiyeyim doyuramadığınız bir şey haline geliyor. Bu açtığınız kişideki hangi enerji size bu duyguyu hissettiriyor? Şöyle bazen ağırlık hissedebiliyorum. Başım ağrımaya başlıyor ve ağır bir enerji. Yani o analizi açarken sürekli dolanıyorum etrafta. Sonra geri geliyorum işte birkaç kelime yazıp sonra geri şey yapıyorum. Muhtemelen o kişinin ya frekansıyla alakalı ki çok yüksek ihtimal frekansıyla alakalı duyacağı şeylerin ağır geleceğinden olabilir. Enerjisel olarak çok net bir şekilde hani bunu gözle göremediğim, sadece hissettiğim için bu şekilde açıklayabiliyorum. Ama siz bir analiz açtığınızda o kişinin aura alanına giriyorsunuz. Alanına giriyorsunuz. O yüzden de oradaki enerjiyi, bazı sinerjileri açtığınızda kişilerin ilişkileri düzelebiliyor. Çünkü bir şifa çalışıyor orada. Reenkarnasyona inanan izleyicilerimize cevap olması niteliğinde numeroloji açtığınızda bir önceki yaşamda kim ve ne olarak yaşadığını görebiliyor musunuz? Buraya sadece bu yaşama getirdiği şeylere bakabilirim. Mesela benim geçmiş yaşamımla ilgili çok net bir karma var ama bu yaşamımda bu borçla ilgili bir şey göremiyorum. O yüzden de bu yaşamda tamamlaması gereken, geçmiş yaşamda kapanmamış, yani orada o borç kalmış ve bu yaşama gelip tamamlamaya çalıştığı yerleri çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Mesela bir kişi şifacılığı kötüye kullandı ve bu yaşama insanlara yardım etmek için geldi. Deriz ki yardım edin, yapabildiğiniz kadar yardım edin. İki tane bir şey biliyorsanız bir tanesinden sakın para almayın. Çünkü o kişi öyle rahatlayacak. İnsanlara hani mantık olarak da baktığınızda eğer şifacılığınızı kötüye kullandıysanız bir şeyi ödeyerek ödersiniz. Yani borcunuzu vererek ödersiniz. O yüzden de karşı taraftaki kişi yani bu yaşamdaki o ruh varlığı yardım ederek ödüyor. Sürekli yardım ediyor. Karşılık bekleme diyor. Ya da bir telafi şey, diyebilir miyiz telafi, ona? Telafi, kesinlikle telafi. Ya da geçmiş yaşamlarından bir tanesinde cadıydı. Medyumik yetenekleri elinden alınıp ya da askıya alınıp gönderildi. Bu yaşamında hislerini kullanmakla alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bu kişiye de nasıl açacağını ya da neler yapması gerektiğiyle ilgili yine bilgiler veriyoruz. Çok enteresan şeyler çıkıyor bazen. Kişinin paraya bağımlılığı, parasızlığa bağımlılığı, özür diliyorum. Yani kişi sürekli olarak kendini borca sokuyor. Eline geliyor, geri gönderiyor. Atıyorum poloya yetecek bir şeyi var, parası var. Gidiyor Mercedes alıyor. Daha çok borçlandırıyor kendini. Çünkü parasızlığa bağımlı insanlar. Orada direkt net bir şekilde dur. Hani bunu yapıyorsun. Yaptığının farkında aslında ama dışarıda bunun bir karşılığı olduğunun ya da hani bunun kendi haritasından geldiğinin belki farkında değil. Ama bunu söylediğinizde evet gerçekten böyle yapıyorum. Ya da bazen şey oluyor hani analizi açıyorum. Benimle beraber mi yaşadın bu hayatı? Hayır. Yani hiç kimseyi tanımayın. Sadece ismini, soy ismini, doğum tarihini bilin. Her şeyini çıkartabilirsiniz. Acıya bağımlı insanlar var. Sorduğunuz zaman hep şikayet edip ondan rahatsız. Ama bir anlamda o kadar tutunmuş ki bırakmıyor. Evet. O neyin tezahürü? Tutmakla alakalı. Yani bir şeyleri bırakamamakla alakalı. Yani duyguyu tutuyor, insanı tutuyor, melankoliyi tutuyor. Burada aslında yeniye yer açamamasıyla alakalı. Orada da yine dediğim gibi kombinasyonların içerisinde çıkıyor dediğiniz şeyler. Yani o tutma güdüsü. Bunu nefesinden de anlıyorsunuz. Nefes seansları yapıyorum. İşte terapide kişinin o tuttuğu yerler, bırakamadığı yerler ya da o nefesinin akışıyla beraber... Nasıl nefesinin akışı varsa yaşam akışı da aslında o şekilde şekilleniyor. Tıkandığı yerlerde nefesini mi tutuyor? Kesinlikle öyle. Özellikle şu solar plexus noktasında direkt net bir şekilde aşağıdan yukarıya nefes çıkmıyor. Çünkü orada duyguları tutuyor. Peki ben numerolojik olarak bu dünyaya neden geldiğimi, yaşam amacımı tespit edebilir miyim? Kesinlikle evet. Bunun formülünü verir misiniz? Tabii ki.
doğduğumuz günü, ayı ve yılı tek tek topladığımızda bu hayata geliş amacımızın hangi rakam olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Doğum tarihimizde çocuğumuzun olup olmayacağı ya da kaç çocuğumuzun olacağı da belli mi? Ve bu benim irademle değişebilecek bir durum mu? Kesinlikle iradeye bağlı değişen durumlar var. Yani bazı analiz açtığımızda şunu söyleyebiliyoruz. Bu ruh varlığı artık son tekamülünü, yani bütün borçlarını, harçlarını ödemeye gelmiş ve gitmek istiyor. Son kez bedenlenmek istiyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buradayken çocuklar çünkü anne babalarımızın keşkeleri ve pişmanlıkları, yapamadıkları ya da çocuklarınız mesela size çok net bir şey gösterir ve kaşınız gözünüz oynar. Aslında sizin yapamadıklarınız ya da göz ardı ettiğiniz şeylerdir. Doğru mu anladım? Çocuklar anne babaların pişmanlıkları keşkeleri mıdır? Keşkeleri ve pişmanlıkları, evet. Karmalarını bu şekilde öderler. Zaten ruh varlığı, çocuk ruh varlığı da diyor ki beni lütfen dünyaya getirin, ben sizin karmalarınızı ödeyeceğim. Kendimin yaşam yolunu da gerçekleştireceğim. Kendi hayat amacımı da gerçekleştireceğim. Buradaki noktada kişi son bedenlenmeyi seçmiş olsa bile çocuklarıyla karmalarını ödeyebilir. Yani o çocukla öğrenebilir birçok şeyi. Görüyorum yani analizlerde gelen danışanlarda son bedenlenmeye gelmiş ama baktığınızda çocuğuyla beraber sinerjisine baktığınızda çocuk çok net bir şekilde kadının bu hayata niye geldiğini göstermek için resmen pankart asmış. Anne, bunun için geldin. Bunları deneyimlemen ve dengelemen gerekiyor. Bu pankartı nasıl açıyor? İşte okul hayatında oluşturduğu bir sorunla, belki bir hastalığıyla. Kesinlikle öyle. Pankarttan kastettiğiniz bu. Yani anneye sürekli hatırlatıyor o deneyimini. Çocuk mesela bir hastalık sürecine baktığınızda çok küçük yaştaki bir çocuğun hastalığı, işte anne bir sıkıntı yaşıyordur. Çok zor bir dönemden geçmiştir. Çocuk orayı hafifletmek için vücudunda yaralar çıkartır. Yani çocuk aslında anneyi hafifletmeye çalışıyor. O yüzden de çok net bir bağlantımız var zaten çocuklarla. Anne karnındaki süreç ya da işte anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi. Bu bağ ne zamana kadar devam eder? Bazen danışanlarıma şunu söylüyorum. Gece yatarken annemden gelen bütün karmik borçlar ödendi ve bitti. Ben kendi yaşam yolumu yaşamaya izinliyim. Buradaki borçlar ödendiğini ve bittiğini kendinize hatırlatın. Çünkü hatırlatılmadığı ya da kişi bilinçli bir şekilde bunu seçmediği sürece sürekli olarak aslında annesinin yapmaya çalıştığı şeyleri kendi yaparken buluyor. Ya da annesinin eksik kaldığı yerleri kendi tamamlamaya çalışırken buluyor. Farkında olmadan. Ama az önce sohbetin başında konuştuğumuz bilinçaltı dediğimiz burada devreye giriyor. Burada da devreye giriyor. Orası o kişinin tamamen kendi dünyasında bir şeylere cevap verme şekli. Meydan okuma şekli. Kendi kendine meydan okuyor. Numaralı şöyle diyor. Hayatın kırmızı bayrakları. Hani kırmızı bayrak çıkartıyorum. Dikkat et buraya. Ya diyor çukura düşersin diyor ya çıkarsın buradan. O yüzden kırmızı bayrak. Tekrar eder misiniz? Annemden, babamdan aldığım, yani anne karmasıyla ya da baba karmasıyla geldiği, gelen tüm karmik borçlar ödendi ve bitti. Ve ben kendi hayatımı, kendi yaşam yolumu gerçekleştirmeye hakkım ve iznim var. Ben ödendi bitti deyince bitiyor mu? En azından bilincinize öyle bir mesaj veriyorsunuz. Yani ödendi ve bitti. Çünkü bu bilinçaltı çalışma sistemlerinde de bu şekildedir. Burayla ilgili bütün karmik borçlar ödendi ve bitti. En azından bu kendinize yeni karmalar yaratmamak için ya da aldığınız karmaları devam ettirmekle ilgili dur diyorsunuz. Çünkü hayat seçimden ibaret. Olasılıklardan ve seçimden ibaret. Eğer devam ettirmeyi seçerseniz devam ettirebilirsiniz. Siz anne babadan diye altını çiziyorsunuz. Karmik nakiller anne babadan. Anne baba annenin de soyundan. Heh. Yani baba babanın da soyundan. Hani bunu sadece... İki kişi değil yani. Geriye dönük öyle. Bir silsile. Aynen öyle. Yani baktığınızda dediğiniz şey çok doğru. Hatırlatma için teşekkür ediyorum. Anne soyu. Yani babanın yapamadıkları geçmişinden bu tarafa kadar gelen ki konuyla alakalı baba soyu. Çünkü onlar da birilerinin keşkesiydi. Kesinlikle öyle. Keşkesi ve pişmanlıklarıydı. O yüzden de siz bunu alarak baba soyunda tamamlanmamış,
baba soyunda ya da anne soyunda söz verilip yerine getirilmemiş ya da bir tecavüzle öldükten sonra yaşam amacını yerine getiremiyor. Bir acıyla gidiyor, öfkeyle gidiyor, kızgınlıkla gidiyor. Onun sonrasında orası, oradaki duygu saklı kalıyor. Sonrasındaki aktarımlarda başka türlü çıkmaya başlıyor. Ve siz o soydan geldiğiniz için, bu zaten numerolojiyle beraber diyor ki tabii ki doğum tarihiniz farklı olsa da anne baba soyundan alacaklarınızı aldığınız anlamına geliyor. Siz mühürlüyorsunuz sadece. Diyorsunuz ki ben anne soyundan bilinçaltı korkularını da aldım geldim, karmalarını da alıp geldim. Ya da baba soyundan bilinçaltı korkularını alıp geldim ya da karmalarını alıp geldim. En azından rotasyonunuzu belirliyorsunuz. Ya da aile dizim açan insanlar için bakacağı yer baba tarafı oluyor. Hangi sorunlar anne soyu kökenlidir? Hangi sorunlar baba kökenlidir? Burada mesela tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Duygusal konular anneye dayanır, maddi konular babaya dayanır gibi bir ayrım yapabiliyor muyuz? Kesinlikle evet. Örneğin bolluğunuz ve bereketiniz hep böyle ağzınızdadır. Bolluk bereket kavramı. Bolluk kavramı babadan gelir. Babayla alakalı eğer babayı kabule geçmediyseniz kariyerinize bir bakmanızı tavsiye ederiz. Babayı her ne olursa olsun kabulden bahsediyoruz bu arada. Çok kötü bir insan olabilir, alkolik olabilir, annenizi dövüyor olabilir vesaire vesaire. Ama siz kabule geçmediğiniz sürece bollukla ilgili kavramlarınızı tıkıyorsunuz anlamına geliyor. Ya da kariyerinizde istediğiniz yerde değilseniz yine babaya bakmamız gerektiği anlamına geliyor. Kabul etmekte sevme zorunluluğu yok anladığım kadarıyla. Hayır yok, kabul. O da başkasının çocuğuydu, o da çocuk oldu. Onlar da bu kadardı. Bu kadar. Annem de babam da bu kadardı. Ama kabulle beraber bollukla ilgili kavramınız değişiyor. Her yerden para gelebiliyor. Ya da paranızın bereketiyle alakalı, ilişkilerinizin kalitesiyle alakalı anne tarafından geliyor. Para babadan ama paranın bereketi anneden. Aynen öyle. Çok enteresan. Kesinlikle öyle. İlişkilerin de bereketi, ilişkilerin de sürdürülebilirliği tamamen anneden geliyor. Mesela neyi almış olabilir kişi anne ya da anne tarafından? Berekette problem olsun. Spesifik ayırabiliyor muyuz? Ayırabiliyoruz. Çakralarda çıkıyor zaten bu. Eğer diyor işte 6. çakrasında problem varsa diyor işte babayla ilgili, baba konusuyla ilgili, eril dişil dengeyle ilgili problem olduğu. Erili dişili dengelemesi gerekiyor. Tabii erili dişili dengelediğinde bu sefer babayla iletişim de çok önemli. Babayla iletişim bu sefer bolluk kavramına gidiyor. Yani çakranın içerisinde hangisinde boşluk varsa karmik borç dediğimiz yer. Burası aslında babayla ilgili olan konuları toparlayıp toparlamaması gerektiğine de bakmamıza sebep oluyor. Ya da anne ile alakalı. Anneyi de temsil eden bir çakramız var çünkü. O da 2. çakramız. Oraya da baktığımızda anne, anneyi kabul, cinselliği kabul, işte anneyle beraber gelen bereketin, paranın bereketli olması, ilişkilerin bereketli olması ya da baba tarafında işte babayı kabulde hayatınızdaki ilişkilerin kalitesi yine babayla alakalı. Onlar vefat ettiyse? Yine varlıklarını onurlandırıp onların hayatını işte bu kadardı diyebilip kabule geçmek gerekiyor. Bazen çok erken olduğunu düşünen işte her ölüm aslında erkendir. Yani çocuk için, işte yakınları için vesaire için kabul edip serbest bırakmak gerekiyor aslında baktığınızda. Belli döngüler yaşarız. Hı hı. Nedenini bilemediğimiz. Numerolojide sizin belirleyebileceğiniz bir alan var mı? Şu yıldan sonra dön başa yapılır. Ya da belli tekrarlar vardır, şu tarihleri kapsar diyebileceğimiz. Ona şöyle cevap verebiliriz. Çok net bir şekilde döngülerimiz 9 yıldan ibaret. Şöyle düşünün. Bebek 9 ayda olur. 9 bir tamamlanma rakamıdır. 9'a geldiğinizde artık bu kadar döngünün içerisinde hasat etme zamanıdır. Yani bahçeyi istenmeyen otlardan ayırma zamanıdır. Numeroloji diyor ki her yılın enerjisi farklı. Biraz önceki saydığım 9 yıllık bir döngüden
her yıl senden beklenen konu farklı. Birinde diyor ki cesaretli olman gerekiyor. İş fırsatları gelecek diyor. Bunları değerlendirmen gerekiyor. Eğer atıl bir şekilde kalırsan diyor, son yılında, 9 yılında diyor, geri bir başa dönüp yani haset edecek. Çünkü maddi manevi borçların ödendiği yıl. Ya işte alacağını alırsın, hiçbir şey yapmadıysan sonrasında sağlık problemleriyle uğraşabilirsin diyor. Ya da bir senenin enerjisinde, çünkü geçen seneyle bu senenin arasında dağlar kadar fark var. Peki bu 9 yılı buradan geriye dönük 9 yıl mı hesaplayalım? Doğduğum yıldan 9 mu? Sonuç değişiyor çünkü. Şöyle... Sorabildin mi soruyu? Doğru sordunuz, aynen öyle. Doğduğunuz yıldan da alabiliyorsunuz. Doğduğunuz yılın enerjisi de var. Yani çok net bir soru oldu orası. Doğduğunuz yıl, bir yılında doğmuyorsunuz. Herkes farklı yılda doğuyor. Mesela 7 yılında doğdunuz. Onun sonrasındaki döngüleriniz de 8 başlangıç oluyor. Ya da işte ondan sonra 9 yıl, sonraki 9 yıl. Yani 9'ları oradan hesaplayayım. Aynen öyle. Herkesin farklı. Yani ben şu anda 2. yılımda olabilirim. Siz 9. yılın. Aynen öyle. Bazı yıllar işte çalışma, bazı yıllarında geriye çekilmemiz gerektiği. İşte Medcezir. Aynen öyle. Med yıllarında daha aktif olduğumuz, cezir yıllarında biraz daha kendimizi geri çektiğimiz bazı seneler de hem med hem cezir. Bir arada. Aynen öyle. Mesela 7 yılları, işte bu senenin enerjisi gibi. Diyor ki hem para kazanabilirsin, hem de diyor arka plandaki duygularına bir bak, oraları bir kusursuzlaştır. 2023 öyleydi. Aynen öyle. 2024 yılı tam anlamıyla med yılı. Yükseliş. Yükseliş yılı, aynen bu öyle. Bu her doğum tarihi için geçerli mi? Bu her yılın enerjisi için geçerli. Yani bizim kişisel yılımız arka planda çalışıyor. Mesela çok net bir örnek vereyim. Bugünkü şeyden, konseptten. Sabah mesela yapmam gereken, işte kendi sorumluluklarımla ilgili çok net bir işim vardı. Bugün benim mesela 6 günüm çalışıyor. Ve ailemle ilgili, sorumluluklarımla ilgili, yapmam gereken şeylerle ilgili gün çalışıyor. Enerjisel olarak, evrensel enerjiye baktığımda 7 günü. Bugün 7 günüyle alakalı, 7'nin konusuyla alakalı numerolojiyi konuşuyoruz. Sistem tam olarak bu şekilde çalışıyor. Yani evrenin bir enerjisi var, senin de bir enerjin var, match etmen gerekiyor. Aman ben sorumluluklarımı yapmayayım, koşa koşa gideyim, işte çekimimi yapayım vesaire dediğiniz noktada patlıyorsunuz. Peki rehber ruhlar, bunu bir hiyerarşide yukarı doğru konuşabiliriz. İşte öğretici ruhlar, şifacı ruhlar, biraz daha ilerleyelim. Evliyalar ve en üstte peygamberleri koyalım. Hı hı. Bu yüksek ruhların, yüksek rütbedeki ruhların numerolojik olarak özellikleri var mı ayrıca belirlediğimiz? Kesinlikle var. 11'ler dediğimiz mesela. 11'ler, 22'ler, 33'ler. Şu an mesela 2023 yılında 44'ün açığa çıkacağından bahsediliyor. 11 mesela enerjisi yaşam yolunuzda olabilir, ana kulvarınızda olabilir, doğduğunuz gün, ay olabilir. Bunlardan herhangi bir tanesinde ise burada mesajcı olduğunuzu, ışıkla alakalı evrene mesaj indirdiğinizi, sistemin habercisi dediğimiz ruhlar ya da 19'lar bu sistemde hizmet etmekte görevli ruhlar. 22'ler bazı konularla ilgili maddenin üstadı dediğimiz, maddeleştirmekle ilgili görevli olan ruhlar. 33'ler vahy enerjisinin çok yüksek olduğu, tırnak içerisinde peygamber enerjisinin, nasıl ki vahy kanalının işte şeyiyle, gücüyle, yeteneğiyle yazdıkları. O çok ayrı bir kategori o, değil mi? Kesinlikle öyle. Burada tezahür yeteneklerinin ve kolektiften bilgi çekebilme yeteneğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun dışında şu an 44'lerle ilgili artık diyor ki tamam, haberini aldın, maddeleştirdin, artık tüm evrene yayabileceğin hale getir. O yüzden de çalışma zamanı mı? Çalışma zamanı. Tebliğ zamanı, kesinlikle anlatma öyle. Zamanı. Anlatma zamanı, aynen öyle. Ve burada aslında her ruh varlığı özel bu arada. Yani hiçbir yaşam yolu, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, hizmetten geçmeyen hiçbir yaşam yolu hedefine ulaşmaz. Siz bu yağları da hazırlıyorsunuz. Evet. Aslında benim çok ilgi alanım, beni çok yakalayan şeyler değil bu.
belki yayında ilk kez yapıyorum. Fakat o kadar çekti ki, bu yağ beni neden çekti? Ne var bunda? O yağda yasemin ve paçuli yağı var ve pembe kuvars taşı var. Sürdüğünüz nokta da pembe kuvars rolon tarafı. O yağ tamamen ruhsal ve fiziksel yorgunluklara iyi gelen bir yağ. Genel itibariyle odaklanmanın arttırıldığı, odaklanmaya yardım eden bir yağ. Ve üçüncü göz çakranızdan sakrala kadar titreştiren bir yağ. O yüzden de uzun bir hatta çalıştığı için kendinizi daha ferah hissettiğiniz, daha odaklanmış hissettiğiniz, evet, kalp kırıklıklarınızı ya da ruhunuzu iyi gelen bir tarafı var. Her şeyden öte aslında bu yağların tabii ki şifalı tarafları çok yüksek ama gözle görülür bir tarafta da frekansınızı çok yükselttiği bir yağ. Yani peki bunun ölçümünü yapabiliyor muyuz Elif Hanım? Kesinlikle yapabiliyoruz. Ben hep yayınları yaparken tabii çok kıymetli uzmanlar gelip anlatıyorlar ama öbür cephede izleyici olarak diyorum ki ispatlanmış mı? Nereden bileyim? Evet, kokusu çok hoş geldi ve beni dinçleştirdi. Bugün yoğun tempoda çalıştığımız bir gün. Bu bendeki etkisi ama bunun matematiksel alanınız numeroloji olduğu için sayılara yansıyan frekans yükselttiğini nereden biliyoruz? Zaten hazırlanışı öncelikle matematiksel formüllerle hazırlanan bir yağ. Gerçekten matematiğinde muhteşem. Daha ilmi tarafıyla hazırlanan, çok sevdiğim arkadaşımla hazırladığımız bir yağ. Bununla beraber tabii ben merakıma... Bu da çok güzel ama bakın bu beni o kadar... Çünkü sizin ifadeyle ilgili sorununuz yok. O ifadede netlik sağlamak için, duruşunuzu netleştirmek için ya da gerçekten iş yapacak insanları ya da ilişkide bulunmanız gereken size yarar insanları çağırmak için. Onun için alanınızı genişletir. Sizin ifadeyle ilgili, kendinizi ifade etmekle ilgili ya da hayır diyebilmekle ilgili probleminiz yoksa diğeri sizi daha çok çeker. Çünkü sizin yorgunlukla alakalı ya da kendinizi daha odaklı, toparlanmış hissetmekle ilgili daha çok ihtiyacınız vardır. Ama odun da hastası çok. Aynen öyle. Nasıl hesaplıyoruz frekansı dediğimiz noktada? Örneğin durgun bir suyun Bovis frekans değerleri var. Bovis chart'ı var daha doğrusu. Bu burada olsaydı gösterebilirdim. Bovis frekansını pandülle ölçüyorsunuz. Pandül zaten az çok hepimiz biliyoruz. Yani buradaki hiçbir beklenti olmadan, arzunuz isteğiniz olmadan suyun da frekansını ölçebilir, yağın da frekansını ölçebilir. Öncelikle taşları boş bir şekilde ölçtüm. Aslında nereden referans alabileceğimizi açıklamak gerekirse durgun bir suyun Bovis frekans değeri 2000'dir. 4000 hastalıkların başladığı frekanstır. Ve normal sağlıklı bir insanın Bovis frekansı 6000 ile 8500 arasındadır. Şu yasemin ve papatya yağının 54000 Bovis frekans değeri var. Aslında frekansınızı sürdüğünüz anda kendine uyumluyor. Yağ aslında kendi frekansına sürdüğünüz anda uyumluyor. Onun da 52000 Bovis frekans değeri var. Ve bunları ben kendim hatta şöyle yapıyorum. Danışanlar geliyor. Önce sürmeden önce frekansını ölçüyorum. Sürdükten sonra frekansını ölçüyorum. Direkt yağlarla uyumlu hale geliyor. Bu sefer frekansınız yükseldiğinde daha mutlu hissediyorsunuz. Daha huzurlu hissediyorsunuz ya da göremediğiniz bazı detaylara daha yukarıdan bakabiliyorsunuz. Bu ben kullandım. Bana çok iyi geldi. Frekansımı yukarı çekti. Hı hı. Sizinle yan yanayım ama size bu iyi gelmiyor. Sizin frekansınızı düşürür müyüm ben bunu kullanarak? Şöyle eşler arasında özellikle belli bir süreden sonra aynı frekans değerine sahip olursunuz. Çünkü hücreler birbirleriyle haberleşirler. Bu yağla beraber siz frekans değerinizi değiştirdiğinizde zaten çok düşükte kalıyorsa siz aynı ortamda bulunamazsınız. Frekanslarınız farklılaşmaya başlar. Ya o kokuyu duyduğunda çok iğrenç gelir ona ya da sizi çok huzurlu hissettirir, çok mutlu hissettirir, çok dinç hissettirir. Ona çok korkunç gelir. Sadece işi olduğu için yanınıza gelir. İşini halleder, geri gider. Onun dışındaki bir samimiyet ya da hadi bir ara verelim, bir konuşalım, işte bir çay kahve molası yapalım, muhabbetiniz olmayabilir.
Bazen hiçbir neden yokken olaylar silsilesi bizi biriyle bir araya getirir. Bu tutkal görevini numaralar, sayılar nasıl sağlar ya da o araya blokajları nasıl oluşturur? Buna sinerji diyoruz ve çok net bir şekilde bir kişinin niye bir araya geldiğini, hangi konularla ilgili birbirlerine neler öğrettiklerini, birbirlerine nasıl baktıklarını, yani kimisi proje amaçlı bakıyor ilişkiye, kimisi gücüne aşık oluyor, kimisinin hormonları çekiyor ya da kimisi kafasında diyor ki şüphelerle açılıyor. Bu diyor kesin bunu yapıyordur ya da şöyledir. Kurguyla, şüpheyle, obsesyonla, takıntıyla bakıyor ilişkiye. Ya da ilişkinin içerisinde egonun olup olmadığı, nerelere dikkat etmek gerektiği. Sinerjiye içerisinde her şeye bakabiliyoruz. Daha da ilerisi aldatma ya da boşanma olup olmayacağı. Ya da cinsellikle alakalı, kadınlıkla alakalı problemler yaşayıp yaşamayacağı. Hepsi sinerjinin içerisinde çıkıyor. Sinerjide doğum tarihiyle bulduğunuz doğum bir şey. Tarihleriyle beraber iki kişinin doğduğu tarihlerin biliniyor olması gerekiyor. Görmüyor, bir gün bile fark etmiş olsa çok şey değişiyor. Yani o ilişki evliliğe dönecek mi? Evlilikle bakıyorlar boşanma mı? Boşanma olacak mı? Aynen öyle. Ruh eşi ilişkisi mi? Birbirlerinin ruh eşleri mi? Çünkü ruh eşleri ilişkileri daha şeydir, destekleyicidir. İhtiyacınız olan noktada gelir, yardım eder ve gider. Çünkü birbirlerine verilen sözleri bunlardır. Ruh eşi ne demek? Yani daha bu dünyaya gelmeden önce imzalanan bir kontrat mı? Birçok yaşamda aslında birbirinize destek olduğunuz, yani kendi ruh ailenizden olan insanlar. Yani şunu söyleyebiliyorsunuz, bu arada 20 taneye yakın ruh eşimle denk geldim. Hani numaroloji sayesinde bunları fark edebildim. Ve hepsinin böyle bir yardımı dokunmuştur. Ya da benim farklı noktalarda yardımım dokunmuştur. Bazen şuna bakarım. Hangi konuyla bir araya geldik? Ne öğretiyoruz birbirimize? Birbirimizi parlatmak için mi? Yeni fikirler için mi? Eskinin bir şekilde yıkılıp yerine yenisinin konması için mi? Ya da spiritüel konularla ilgili mi? Ya da aileyle ilgili ve sorumlulukla ilgili mi? Hepsine bakabiliyorsunuz içinde. Yani bir kişi tesadüfen gelmiyor hayatınıza. Öğretiyor. O öğretiyi de bazen danışanlar şunu söyleyebiliyor. Ben anlamadım. Hani neden gitti? Neden bitti? Neydi öğrenmemiz gereken şey? Diyorum ki bu konularla alakalı. Dürüstlüğü öğrenmek zorunda kalmış olabilirsin. Açık sözlü olmayı öğrenmek zorunda kalmış olabilirsin. Gibi gibi yapıştırıcıya geleceğim. Bazı insanların sinerjisinde mekan enerjileri yok. Bu insanlar bu ilişkiyi ayakta tutabilmek için ilişkinin, sinerjinin hakkını vermek zorundalar. Nasıl davranması gerekiyorsa, atıyorum şüpheyle, kıskançlıkla, obsesyonla açılıyorsa buraları dengelemek zorunda. Eğer bu şekilde davranıyorsa o ilişki sürmez. Ya da bazı ilişkilerin yapıştırıcısı vardır. Ayrılsalar da bir türlü ayrılamazlar, bir daha bir araya gelirler. Bazıları da blöf yemez. Deriz ki blöf yapma sakın bu ilişkide. Yani aman ayrılıyorum, şöyle oldu, böyle oldu dediğin noktada çat diye biter burası. Bunun astrolojik yansıması da astrolojide sinerjileri, sinastrileri karşılaştırdıklarında karmik eş olduğu ortaya çıkıyor. Yani birbirlerini aslında dengeliyor numarolojiyle. Orada farklı bir şeyle, burada farklı bir şey söylemiyor. Bunu vermeyeceğim. Onlar sizin. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun.